Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İstanbul TÜYA Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Ethem Mekatroni'ye konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın yetkilisi Betül Kaplan var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Betül Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz. Fuar yorgunluğu var ama gayet iyiyiz yine de. Evet, iyi gözüküyorsunuz. bizleri burada misafir ettiniz, öncelikle ağırladınız. Sizlere teşekkür ediyoruz bizler de. Rica ederiz. Ben Betül Hanım firmamızdan bahsetmeden önce değerli ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Betül Hanım kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu efendim? Ben bu firmada firma yetkilisi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda projelendirme çalışmalarında bulunuyorum. Ekstra olarak da iş güvenliği uzmanlığı yapıyorum. İş güvenliği uzmanlığı, evet. evet. Buraya girişim tabii ki firmanın sahibi olarak da başladığımız sayılabilir. Evet. Eşimle birlikte çalışıyoruz. 2008 yılında başladık İMES bölgesinde. Ondan sonra da bugüne kadar geldik. Hala çalışmalarımıza devam ediyoruz. Devam ediyoruz, harika. Hı-hı. Ben biraz da firmamızı tanımak isteyeceğim sizlerden. Ürünlerin gruplarımızda neler var? Biz bu sektörde iddialı bir firmayız. Gerçekten laminasyon makineleri, kaplama makineleri ve bunun dışında folyo kesme, dilimleme makineleri, otomatik robotlar gibi birçok bölümle ilgili çalışmalar yapmaktayız. Evet. Bununla ilgili çalışıyoruz. Bununla ilgili çalışıyoruz. Peki çalışmış olduğumuz alanlar neresi? Yani genelde yurt içi mi, yurt dışı mı? Çoğunlukla yurt içi çalışıyoruz tabii ama yurt dışına da ihracatlarımız oluyor. Biz yerli bir firmayız. Yerli müşterilerimiz bizimle daha çabuk iletişim kurabiliyorlar, bize dertlerini daha çabuk anlatabiliyorlar. Projelendirme aşamasından başladığımız için biz çalışmalara, geldikleri zaman bize istedikleri ürünü anlattıkları zaman onlarla birlikte bir fizibilite çalışması da yapmış oluyoruz. Ürüne doğru bir şekilde birlikte de gidebiliyoruz. Müşteri memnuniyeti de artmış oluyor tabii ki. Yerli firmalarla çalışmalarımız daha çok. Ama bu tabii ki sadece yerli firma anlamında değil, yurt dışında da çalışmalarımız oluyor. Yurt dışında da çalışmalarımız devam ediyor diyebiliriz. Peki makinemizin özellikleri neler? Şimdi bir tane makinamız yok tabii ki. Yani makinamız değil de onu tek bir şey söyleyemem ama bugün buradaki makinalarımızı söyleyecek olursam ben size. Burada bir çift fonksiyonlu bir laminasyon hattı kurduk. Bunu tanıtıyoruz müşterilerimize. Baştan mesela daha çok biz mobilya sektörüne çalışıyoruz. Ama bu sadece mobilya sektörü değil, aynı prensiple çalışan birçok firmaya da bu işlemleri yapabiliyoruz. Mesela bir mobilya MDF kaplayacak, akrilik kaplayacak. Burada önce roller presle tutkallanıyor, plakayla burada birleştiriliyor, besleme robot kollarla besleme yapılıyor. Daha sonra diğer tarafa geçip preslenerek malzeme üretilmiş oluyor. Veya da aynı hat üzerinde bu işlemin dışında plaka yapmayacak da bir rulo üzerinde, rulorla malzeme kaplayacaksa Norson tutkal sistemi kullanılarak folyonun üzeri, arka tarafı tutkallanıyor. Daha sonra malzemenin üzerine birleşme yapılıyor, presleniyor ve son malzeme ürün elde edilmiş oluyor. Tabii ki bunun dışında biz bunlara ekstra şeyler ekleyebiliyoruz müşteri talebine göre. İşte başlangıçta otomatik besleme, çıkışta otomatik tekrar toplama, arada folyo kaplanıyorsa folyo kesme gibi ekstra opsiyon şeyler de koyabiliyoruz. Tamamen müşteriyle birlikte çalışmalarımız sonucu bir ürün elde etmiş oluyoruz. Evet, gerçekten bu konuda sizleri tebrik ediyoruz Betül Hanım. Betül Hanım, bu sektöre girerken hedefler neydi? Bu hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedef ve projelerimizde neler olacak? Şu güne kadar güzel çalışmalar yaptık. Ama bundan sonra da çok daha ilerisini düşünüyoruz tabii ki. Hiçbir zaman olduğumuz nokta yeterli olmayacaktı bizim için. İleriye dönük olarak da yine daha huzurlu bir Türkiye'de daha başarılı işlemlere imza atmak istiyoruz açıkçası. Evet, kesinlikle. Biz de bu yolda başarılar diliyoruz sizlere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Betül Hanım yapmış olduğu işi severek yapıyorum. Tabii, seviyorum. Seviyorum, tabii. İnsan zaten sevmediği bir inanmadığı bir işte de başarı göstermesi mümkün değildir diyoruz. Tabii. Evet. Başarının sırrı öncelikle sevmekten geçiyor. Evet. Biz buradan... bu sektörde olmaktan ve Türkiye için böyle bir hizmette bulunmaktan çok mutluyuz. Çok sağ olun efendim. Rica ederim. Ben öncelikle Betül Hanım vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Peki buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, yani tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Son olarak söyleyebileceğim şey, biz İstanbul'da bir firmayız. İstanbul Organize Sanayi İmes bölgesindeyiz.
Bu konuyla ilgili ihtiyacı olan bütün müşterilerimizi buraya bekliyoruz. Evet. Onun dışında da her sene TÜYAP fuarında, ağaç işleme makineleri fuarındayız. Standımıza da bekleriz. Evet, herkesi biz de davet etmiş olalım evet. buraya. Tekrar teşekkür ediyoruz Petrol'un vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Güzel şehrimize katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörel arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Biz sizlere İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nden seslendik. Şirketin sektörün marka ismiyle beraberdik. ETA ve Katrone'ye konuk olduk. Buradan aktaracaklarımı şimdilik bir haber. Söz Merkezi'ne.